Gerçekten gecesini gündüzüne katarak bizimle birlikte çalışmış bir abimizdi. Huzurunuzda onun aday adaylığına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Saygılar. Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın çok kıymetli parti yöneticilerimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz ve basınımızın gücü de temsilcileri, böyle bir gününde beni yalnız bırakmadığınız ve geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ben de sizler gibi bu şehrin taşının, toprağının, değerlerinin tasasını iyi bilir. Ortak acılar ve sıkıntıları gönlümde her Ispartalı gibi hissederim. Atalarımız coğrafya kaderdir de, bu coğrafyanın bir evladı olarak Isparta'nın sosyal, ekonomik, kültürel her türlü sorununa çözüm üretmek ve hizmet etmek için yola çıktım. Mesleğim yanı sıra bir Isparta sevdalısı olmamdan dolayı Isparta'nın kuzeyinden güneye, doğudan batıya, dört bucak her travnisinden karış karış iyi bilirim. Benim Isparta sevdam asla masa başında, Isparta'da uzak yerlerde havanla su döverek, lafla peynir gemisi yürüterek değil, bizzat memleketime hizmetle büyüdü. Eğitim hayatım dönem öğretmen okulunda devletin kanatları altında başladı. Devlet beni okutmasaydı bugün karşınızda bir mühendis olarak bulunmayacaktım. Her bilinçli ve sorumlu sahibi bir Türk evladı gibi devletten aldıklarım fazlasıyla hizmet olarak sunmak boynumun borcudur. Memleketimizin, ilçemizin, köylerimizin, kasabalarımızın tüm sorunları yakından şahit oldum. Bürokrat olarak bu sorulan çözümler için çeşitli projeler gerçekleştirdim. Bu projelerin bir kısmını yerinde uygulama fırsatı buldum. Bu süreçler bana Isparta'nın avantajlarını da dezavantajlarını da gösterdi. Bu doğrusu da İyi Parti'nin ve Sayın Genel Başkanımızın da önceliği konularından biri olan Isparta'mızın en önemli sorunlarından başında %14 işsizlik geldiğini tespit ettim. Geçtiğim hafta ise bu oranın %50 gibi büyük bir orana çıktığını gördüm. Isparta merkez ilçe dışında diğer ilçelerde hızlı nüfus kaybı yaşanmakta, özellikle köylerde genç nüfus kente doğru göçmekte, köyde yaşlı nüfus kalmakta ve bu genç nüfusta üretimden kopmaktadır. Ayrıca çarpık gençleşmenin yanı sıra güvenli ve suç oranı düşük olarak bilen ilimizde son dönemde özellikle gençlerimizin amasızca milli değerlerden kopmuş, yolunu kaybetmiş olduğu da bir gerçektir. Bu konuda gençleri hayatta kazandıracak, istihdam yaratacak çözüm öneriyle oylarınızı talibim. Yine şehitler, yaşlar, emekler, dullar, yetimler, engelliler, kadınlar, çocuklar gibi her kesimden ve yaştan hemşerilerimizin sorunlarını çözmeye de talibim. Şehir Edibali, insan yaşar ki devlet yaşasın ilkesinden yola çıkarak, Isparta halkının bunca yıldır devam eden, birikmiş, göz ardı edilmiş ve ötelenmiş tüm sıkıntılarına çözüm üreterek, onları barış ve refah içinde yaşatmayı ve bu uğurda elini taşın altına koymayla talip Isparta'nın köylerinden Ankara'nın bürokrasisine uzanan 34 yıllık bulunan meslek hayatımda Isparta'yı da Ankara'yı da iyi tanıyorum. Bu sayede Isparta'nın sorunlarını Ankara'da iyi dillendireceğime, Ankara'nın aşılmayan bürokrasisini Isparta için işleteceğime de inancım tamdır. Çift hemşerimden isteğim şudur. Bu zamana kadar çeşitli devlet kademelerinde uluslararası çalışmalar yaptıkları ortadadır. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz üstünlüğüyle boş vaatlerle değil, gerçekçi cihatlarla çıktığım bu yolda güller ve göller şehir Isparta'nın koca elif insanların desteklerini bekler, saygılarımı sunarım. İnanın birlikte her şey daha iyi olacak.